Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Alman takımı finalde karşılaşacak. Bayern Münih ve Borussia Dortmund bu sezon Bundesliga'daki şampiyonluk yarışlarını Avrupa'ya da taşıdı. Final karşılaşması 25 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadında oynanacak. Almanya'nın bu başarısının nedenlerini konuşacağız ama önce finale kadar neler yaşandığı bir bakalım. Borussia Dortmund Devler Ligi'ne 4. torbadan katıldığında kimsenin şans vermediği bir takımdı. Real Madrid'le eşleştiklerinde serüvenlerinin sonuna geldikleri düşünüldü. Ama dünya devi Madrid ekibini eleyerek finale çıktılar. Aynı kaderi izleyen Bayern Münih de bir başka İspanyol devi Barcelona'yı eleyerek finalde rakibi oldu. İki Alman takımının finale yükselmesi İspanyol futbolunun tahtını Avrupa'da Almanlar mı ele geçiriyor sorusunu sordurdu. Kendimize zaten güveniyorduk. Günden güne gelişen bir özgüven bu, çünkü futbolcularım oyun tarzımıza ve felsefemize inanıyorlar. O nedenle hangi rakiple oynayacağımız hiç umurumda değil. Bence şimdi Almanya'nın en genç ve yetenekli futbolcularından pek çoğuna sahibiz. Zaten tam da bu nedenle 10-12 yıl önce gençlere yatırım yapmaya başlamıştık. For youth development. Alman futbolunda yaşanan bu bahar havasını Münih'teki konuğumuz Bundesliga yorumcusu Tobi Fischbeck'le konuşacağız. Tobi merhaba. Merhaba Mark. Devler Ligi'nin zirvesinde iki Alman takımının olmasını nasıl açıklarsın? Bundesliga'da ve Almanya 2. liginde hatta 3. ligde teknik adamlar takımlarında sadece Cristiano Ronaldo gibi bir süperstarın olmasını artık yeterli görmüyorlar. Yaklaşımlarını değiştirdiler. Yıllar önce birçok takım antrenman tesislerine ve eğitim merkezlerine çok büyük paralar yatırdı. Umutlarını gençlere bağladılar. Ve er ya da geç Ronaldo'dan daha fazlasına sahip olabilecekleri bir sisteme yatırım yaptılar. Şimdi tüm bu yatırımlar yavaş yavaş ürünlerini veriyor. Bundesliga Avrupa'nın en büyük ligi değil belki ama bu stratejinin başarısını görüyoruz. Avrupa'da en üst düzeyde yarışıyor Almanya. Borussia Dortmund ve Bayern Münih farklı oyun anlayışlarına sahip iki takım. Oyunlarını birbirlerinden farklı kılan özellikleri nedir? Şüphesiz en büyük fark maddi olanaklar. Bayern Münih Borussia Dortmund'a kıyasla devasa imkanlara sahip. Dortmund hala mütevazı. Münih'in yedek kulübesi bile müthiş. Yıldızlar oturuyor. Ama Dortmund'un böyle bir imkanı yok. Bu sezon Bayern'in pek çok maçını izledim. Seyir zevki müthiş bir takım. İdeal kadrosu sahada olmasa bile her takımı yenebilecek güçteler. İstedikleri takıma neredeyse fark atabilirler. Ama Dortmund bu kadar güçlü değil. Bazen genç takım takviye yapıyor, bazen ikinci ligden oyuncu alıyor. Bu açıdan Bayern Dortmund'dan bir adım önde. Şimdiye kadar gelirlerini artırmayı çok iyi başardılar ve para harcayabiliyorlar. Mesela Mario Götze'ye 30 milyon eurodan fazla ödeyebiliyorlar. Bunlar en büyük farklar. Alman milli takımında son yıllarda oyun anlayışının geliştiğini biliyoruz. Şimdi aynı şeyi Alman kulüplerinde de görüyoruz. Bunun birbiriyle bir ilgisi var mı? Elbette, çünkü Almanya'da genç oyuncular üst düzey karşılaşmalarda oynayabilecek düzeydeler. 15 yıl öncesine bakalım. 21 yaş altı milli takım o zamanlar küçük takımların bilinmeyen futbolcularından kuruluydu. Bugün 21 yaş altı milli takımın teknik direktörü Rainer Adrian tatlı bir problem yaşıyor. Reus, Götze, Schürrle gibi futbolcular arasından oyuncu seçmek durumunda. Hatta geçen yıl için bunlara Thomas Müller ve Toni Kroos'u da ekleyebilir. Şimdi son ikisini seçemez belki ama bunlarla yarışacak isimleri de bunlara ekleyebiliriz. Bu yarıştan Bundesliga kazançlı çıkacak mı sence? Kesinlikle UEFA'nın son 5 yılki başarı sıralamasına bakalım. Almanya İngiltere'ye çok yakın. Hatta son zamanlarda İtalya'yı geçti bile. Elbette önümüzdeki yıllardaki sonuçlara da bağlı ancak İngiltere'nin de önüne geçmeye aday bence. Tüm Bundesliga takımlarının bir avantajı var bundan. Almanya şimdi her yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderecek ve bir takım da ön eleme oynayacak. Bu harika bir olay. Tüm Alman futbolu gördüğünüz gibi bunun faydasını görecek. Und einer muss sich qualifizieren und das ist schon richtig enorm und davon profitiert natürlich ganz Fußball Deutschland.
Bayern ve Borussia gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı kolayca garantiledi. Onlardan önümüzdeki yılda aynı başarıyı bekleyebilir miyiz? Bir şey söylemek zor. Takımların kadroları transferlerden sonra değişiyor. Mesela Mario Götze Dortmund'dan ayrılıp Bayern Münih'e gidecek. Belki Bayern Münih'ten bir kez daha müthiş bir performans bekleyebiliriz. Çünkü şimdiye kadarki en iyi kadrolarını kurdular. Hatta Breitner, Beckenbauer, Gerd Müller'li kadrolarından bile daha iyi bir kadro. Günümüzün Bayern takımını izlemek gerçekten ayrı bir keyif. Dortmund'a gelince her ne kadar son yıllarda kendilerini Avrupa maçlarında çok geliştirseler ve çok şey öğrenseler de bir türlü istikrarlı olamıyorlar. Bayern Münih geçen seneki Şampiyonlar Ligi finalinden çok şey öğrendi. Chelsea karşısındaki acı yenilgi öğretici oldu. Bence bunun yansımasını göreceğiz. Genel olarak da Alman futbolundaki bu gelişmenin sürmesini bekleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi finalini kim kazanır? Tahmin etmek çok zor. Çünkü her şey olabilir. Ama bence Bayern Münih daha önde. Favori Bayern olmasına rağmen genç yetenekler topluluğu Dortmund'u da yabana atmamak gerekiyor. Bence her şeyin yaşanabileceği bir final izleyeceğiz. Ich würde nicht viel Geld auf die Bayern setzen. Ich glaube, es ist relativ offen. Schönen Dank nach München, Tobi Fischbeck. Sehr gern.